Kartallar uçmaktan yorulmaz. Arkadaşlar bu sorunun benzeri 2021 MSÖ sınavında çıktı. Ben bu soruyu alternatif yayınları Akça Eğitim onlu TT denemesinden aldım. Canlı yayında da çözmüştüm ama ben tekrar olması niyetiyle tekrardan çözmek istedim. Şimdi sorumuza dikkatli bir şekilde bakalım. Bir meyve halinde ürünleri çuvallarla tartmak için A ve B kantarları var. İki tane kantarımız var. Bu A kantarı 3 kilogram hata yaparak tartıyor. B kantarı da arkadaşlar en fazla 4 kilogram hata yaparak tartıyor. Örneğin 20 kilogram bir çuval B kantarına konulduğu zaman hani B kantarı 4 kilogram hata yaptığı için ya 4 fazla ya 4 eksik gösterecek. Buna göre diyor bir çuval portakal A kantarında 31, B kantarında 28 olarak tartılmıştır. Buna göre tartılan portakalın gerçek ağırlığını alabileceği değerle ifade eden eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eksiklik kısmına kadar bu soru çıkmış MSÖ sorusuna benziyor. Bakın şimdi A kantarında şimdi şöyle bizim bir A kantarımız olsun, tamam mı? Bizim A kantarımızda eğer bu 31 kilogram olarak tartılmışsa bu 4 kilogram bakın özür diliyorum. A kantarı neydi arkadaşlar? 3 kilogram hatayla mı tartıyordu? Bu o zaman belki bu gerçek ağırlığı bunun ya 28 o zaman 3 fazla tartıldı ya da arkadaşlar 34 3 kilogram az tartıldı. Yani bu A çuval bu çuvalın gerçek ağırlığı ya 28 ya 34 A kantarına göre söylüyorum. Çünkü 3 fazla tartarsa 31 olur. 3 eksik tartarsa da yine 31 olur. Tamam mı? İki ihtimal var. Şimdi B kantarına göre konuşalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir B kantarımız var. Bizim bu B kantarımızda da sonuç ne? 28 olarak tartmış. Bunun gerçekteki ağırlığı ne olabilir? B kantarı 4 hatayla tartıyordu. Ya 24 arkadaşlar bu ya da 32. Yani B kantarına göre de bu ikisinden birini tercih edeceksiniz. Şimdi bize diyor ki bu portakalın gerçek ağırlığının ifade eden mutlak değerli eşitlik hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakınız B kantarına göre ihtimalleri düştüğünüz zaman en fazla 32 olabilir. Tamam mı? O zaman buradan 32 alacaksınız. Yani büyüklerin arkadaşlar küçüğünü alacaksınız. Küçüklerin de büyüğünü alacaksınız. Neden? Çünkü A kantarına göre en az olabileceği değer 28 oluyor. O zaman 24'lük bir şey olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu portakalımız 28 kilogram ile 32 kilogram arasında her iki tartıya göre düşündüğümüz zaman. Yani 27 olsa tamam bunun için olabiliyor ama bunun için olamıyor. Çünkü 27 olsa en fazla tartısa kaç gelecek o zaman? 27'ye 4 ekleyin. Özür diliyorum 27'ye 3 ekleyin 20 gelir. Ama A kantarı ne diyor? 31 tartmış. Yani şu çuval var ya yani bu çuval bunu mesela çuval düşünün. Bunun 27 olma şansı yok arkadaşlar. Neden? Çünkü A kantarı ne gösterdi bize? 31 gösterdi değil mi? Hani A kantarı ne yapıyor? 3 kilogram fazla mı gösteriyordu? 27'yi 3 fazla gösterse bile 30 oluyor. Yani 31 olma şansı yok. Dolayısıyla arkadaşlar ihtimalleri oluşturduktan sonra büyüklerin küçüğünü, küçüklerin büyüğünü alarak kesim yapacaksınız. 28 ile 32 arasında olacak. O da Bursa'da arkadaşlar. Mutlak değer solda arada küçüktür varsa hemen şöyle bir taktiğimiz var biliyorsunuz. Eksi 2 küçük eşittir. X eksi 30 küçük eşittir 2. 30 ekleyin her yere. 30 ekle 28. 30 ekle x, 30 ekle 32 yapıyor. 28 ile 32 arasındaydı. Zaten ben de öyle olduğunu söylemiştim. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Şimdi gidip MSÖ'deki soruyu çözün arkadaşlar. Bu tarz sorular sürekli geliyor. Bunlar 4 işlem tarzı sorulardır. Bunlar da özgün olarak birçok soru tarzı üretilebilir. Önemli olan arkadaşlar mantığını anlayıp sınav anında heyecan yapmadan uygulayabilmektir. Ne diyoruz? Kartallar uçmaktan yorulmaz. TYT MSÖ'yü soru tahmin oynatma sistemi arkadaşlar muhakkak ki bitirin. Orada birçok soru var. Ben bunları böyle kısa kısa tekrar olsun diye tekrardan çektim. Canlı yayında da anlatmıştık ama böyle bir ufak bir tekrar da iyi olmuş oldu bence.